Nobel Barış Ödülü adayı ve dünya ünlü yazar Akif Manaf'ın Fanatizm Nedir ve Nasıl Giderilir isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. İnsanlık tarihinin her döneminde ortaya çıkan fanatizm son derece sağlıksız bir durumdur. Aslında fanatizmin motivasyon açısından bir yararı var ama aşırıya kaçınca fanatizm her zaman zararlı bir sapkınlıktır. Uluslararası, politik, ekonomik ve ideolojik düzlemde ortaya çıkmış fanatizmden uzak durulmalıdır. Zira fanatizm, insanı içine çeken, kanını emen, tüketen, perişan eden ve bütün enerjisini emen bir çukurdur. Küresel toplumun politik, ekonomik ve ideolojik çıkar gruplarının uzun ve kısa vadeli amaçlarına yönelik projelerinin uygulayıcılarıdır fanatizm çukuruna düşenler. Çıkar grupları kendi menfaatleri için fanatikleri dibine kadar kullanmaktadır. Aslında fanatizm psikopat derecesine varan bir nevi katı bencilliktir. Psikopatik ve antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler taraftarlığı fanatikliğe taşımaktadırlar. Bir fanatik zayıf benliğini taraftarı olduğu grubun başarısıyla kapatmaya çalışır. Kişi öz benliğini örgütün başarısı sayesinde yükseltmek, daha güçlü olmak ve yere daha sağlam basmak için çabalamaktadır. Fanatizmde sağlıksız bağlanma biçimleri bireyin psikolojik yapısıyla ilgilidir. Fanatizmde ortaya çıkan hastalıklı bağımlılık biçimleri esasen sağlıksız kişilik organizasyonlarından ortaya çıkar. Bütün bu olumsuz olaylar bireyin hasarlı çocukluğundan ve büyüdüğü sevgisiz aile ortamından kaynaklanır. Bir fanatiğin psikolojisindeki temel sorun ebeveynlerinden ayrışamaması, bireyselleşememesi ve sağlam bir kimliğe sahip olmadan erişkin yaşama adım atmasıdır. Şayet bir insan ayrışma ve bireyselleşme tamamlanmadan erişkin hale gelirse kendine ait duygusal alan inşa edemez, yaşamak için hep başkalarına bağımlı hale gelir ve sorumsuz bir yaratık olur. Fanatizmin kıskacında olan kişi bütün hayatını hep ya başkalarına göre ya da başkalarına rağmen sürdürür. O, başka insanları ya kendisini mutlu eden iyilere ya da mutsuz eden kötülere böler. Bu nedenle fanatik ya nefret ya da sevgi ilişkileri geliştirir. Bir fanatik ya hep ya da hiç tarzında davranarak dünyayı ikiye böler ve bu nedenle kendisi de bölünür. Onun sağlıksız bir bağlanma tarzı vardır. Yapısal olarak fanatik özellikler gösteren gruplara katılan fanatikler, sağlıksız bağlanmanın fütursuzluğundan zarar görseler de birbirlerinden faydalanmakta ve hatta birbirlerini suistimal etmektedirler. İnsan yeterli bireysel kimlik duygusu geliştiremediğinde, birey olarak var olamadığında fanatik grubun katı olan ve başkalarını dışlayan yapısına adeta yapışır. Kişi bağ kurma ve bütünleşme ihtiyaçlarını fanatik grubun bir parçası olarak giderir. Bu tür insan fanatik bir grupta gelişmemiş bireyselliğini tamamen kaybederek dış dünyayla daha iyi baş etmeye başlar. Kişi girdiği fanatik grubun dış dünyayla olan keskin sınırlarından faydalanarak kendisiyle başkaları arasında sınır koymaya başlar. Ayrıca kişi katıldığı fanatik grubun saygısını, kabulünü ve onayını görerek kendini değerli ve yararlı hisseder. Bir insan fanatikçe bağlandığı gruba kendini tamamen adar ve başka inançları reddederek onları taşıyanlara düşmanca davranır. Fanatik yapılar koyduğu kuralları değişmez kabul eder ve onların iyileştirilmesini, yorumlanmasını veya dönüştürülmesini yasaklar. Fanatik oluşumlarda bağımlılık ilişkisi bir norm olduğu için bireyselleşememiş insan bu oluşuma katılarak kendisini bağımlı tarzda bir ilişkide yaşatır. Fanatik oluşumun tam sadakat beklentisi ve değişmez kuralları bireyselleşememiş insanın hayatta kalmak için duyduğu endişelerini giderir. Fanatikler zihinsel esnekliğe sahip olamazlar ve farklı inançlara tahammül etmezler. Fanatizmin kıskacında olan kimseler yalnızlık acıları içinde kıvranmakta
ve bu acıları fanatik eylemlerde bulunarak gidermeye çalışmaktadır. Onlar dünya hayatından kopar ve kendilerini tüm varlıklarıyla fanatizm nesnelerine adar. Fani olan dünya hayatı çeşitli oyunlardan ibarettir. Fanatizm de bu oyunlardan biridir çünkü geçicidir. Bu fani dünya hayatında bir fanatik insan olmanın sorumluluklarını bile yerine getiremez çünkü son derece sorumsuzdur. Bir fanatik kimliğinin hem bireysel hem de toplumsal boyutu vardır. Fanatiğin kişisel kimliğinin şekillenmesi sürecinde içselleştirme, yansıtma ve özdeşim gibi psikolojik mekanizmalar aracılığıyla toplumsal kimlik kodları yerleşmiş olur. Fanatizm faniliği ifadesinde her iki kelime fan kökü içermektedir. Buna fan fan veya iki fan diyoruz. Gerçek şudur ki fanatizm fanidir ama fanatikler onu ebedileştirmeye çalışır. Bu imkansızdır. Bireylerin sahip oldukları tarihsel, kültürel, geleneksel ve siyasal kodlardan toplumsal kimlik oluşmaktadır. Toplumsal kimliğin içinde kolektif kimlik olarak adlandırılan ulusal, dinsel, eğitimsel ve etnik kimlikler yer almaktadır. Toplumsal kimliğin kodları bir fanatiğin kişisel kimliğinin şekillenmesi sürecinde yerleşmektedir. Bu süreç sırasında kişinin iç dünyası ile dış dünya arasında bir paralellik meydana gelir. Dış dünyadan gelen uyarımlar iç dünyayı biçimlendirir ve iç dünyadan dışarıya yansılanlar dış dünyayı algılama biçimini şekillendirir. Bu mekanizmalar aracılığıyla dış dünya ile iç dünya arasında sürekli bir alışveriş gerçekleşmektedir. Birey iç dünyasının gerçekliklerini dış dünyanın gerçekliklerine yansıtarak dışsal olayları idrak eder. Yani dışsal gerçeklikler olduğu gibi değil, içsel gerçekliklerin süzgecinden geçirilerek anlaşılır. Gerçek şudur ki bir insanın algıladığı dış dünya sadece iç dünyasının bir uzantısıdır. Yani birey dış dünyayı kendi iç dünyasına göre tasarlar. Aslında onun algıladığı dış dünya, iç dünyasının bir tasarımıdır. Dolayısıyla bir insan, duyu organları, zihin ve duygularıyla iç dünyasına göre kendine bir dış dünya tasarlar. Mesele şu ki her ne kadar dış dünya, iç dünyadan bağımsız olsa da birey için, iç dünyasından bağımsız bir dış gerçeklik mevcut değil. Gerçek şudur ki toplumsal kimlik kodları insanlıkta bizlik duygusunun kaynağıdır. Bu kodlar birbirlerini hiç tanımayan insanlar arasında bir bağ oluşmasına neden olur ve onları bir arada tutan bir nevi tutkaldır. Toplumsal kimlik sayesinde oluşan psikolojik sınır, insanları korkularından koruyan bir kalkandır. Bu psikolojik sınır, iç dünyayı dış dünyadan ayırır ve kişilerin ilk hayatta kalma kaygılarını giderir. Bu koruyucu kalkan, dış tehditlere karşı bireyleri bir arada tutmakta ve hayatta kalma mücadelesine yardım etmektedir. Toplumsal kimlik ve bizlik duygusu için güçlü bir lider son derece önemlidir. Böyle bir lider topluma yön verir ve hayatta kalmasını sağlar. Bireysel kimlik ile toplumsal kimlik iç içe geçmiş iki olgudur. O yüzden genelde insanlar toplumsal kimliğin etkisinden ve varlığından bir haberdir. Buna rağmen insan davranışlarının bir bölümünü grup davranışları oluşturmaktadır. Yani bireyin bir parçası olduğu toplumla paylaştığı ortak davranışlar toplumsal kimlikten kaynaklanmaktadır. İnsanlar farklı bireysel psikolojilere sahip olmalarına rağmen isteseler de istemeseler de içine doğdukları topluma benzer davranışlar sergilerler. İşte bu nedenle fanatizmin köklerini toplumun yapısal psikolojik özelliklerinde ve grup davranışlarında aramak gerekir. Fanatizme düşmüş bir toplumun fanatizm şeklini ve yoğunluğunu toplumun grup davranışlarında ve toplumsal kimliğinde bulunan fanatik ögeler belirler. Her toplumun grup davranışlarını ve toplumsal kimliğini oluşturan yapısal psikolojik özellikleri vardır. Her insan kimi zaman fanatik davranışlar sergileyebilir. Tıpkı bunun gibi her toplum belirli koşullar oluştuğunda fanatizm psikolojisinin tuzağına düşebilir. Peki fanatizmin ortaya çıkmasına vesile olan koşullar nedir?
Toplumda yaşanan ortak zorluklar sırasında toplumsal kimlik bireysel kimliğin önüne geçer ve fanatizm psikolojisi patlak verir. Şayet bir gruba içeriden veya dışarıdan tehdit gelirse toplumsal kimlik fark edilir ve belirginleşir, bizlik duygusu artar. Bu tarz tehditler karşısında grubun fanatizme olan eğilimleri ortaya çıkar. Tehditler gerçek veya gerçek dışı olabilir. Bazen çıkar grupları fanatizmi tetiklemek için gerçek dışı tehditler oluşturmakta ve toplumda karmaşa yaratmaktadır. Büyük doğal afetler, savaşlar, soykırım, açlık, kuraklık, etnik temizlik, sürgün gibi olaylar toplumsal kimliğin canlanmasını yol açar, fanatizmi tetikler ve fanatikleşmiş kişiler akla sığmaz fedakarlıklar yapar. Bir toplumda yaşanan büyük acılar toplumsal kimliği öne çıkarabilir ve fanatizmi ateşleyebilir. Bazen geçmişte yaşanmış büyük acılar sanki bir gün yaşanmış gibi derin duygulara ve fanatizme yol açar. Bu durumda geçmiş zaman şimdinin üzerine çöker ve toplumda fanatizmin ateşlenmesi neden olur. Buna fanatizmdeki zaman çökmesi diyoruz. Toplumsal kimlikler canlanır, semboller, sloganlar, liderler önem kazanır. Bireyler şimdiyi geçmişin gölgesinde algılar, gerçek olduğu gibi görülmez. Her şey abartılır ve fanatizm öne çıkar. Bu koşullarda ortaya çıkan psikolojik durum toplumun fanatizm altında ezilmesine neden olur. Sonuç olarak toplumda bir gerilime meydana gelir. Hem bireyler hem de toplumlar zor durumlarda fanatizm yüzünden gerileme yaşarlar. Aslında bireylerin verdiği fanatizm tepkisi bir nevi savunma mekanizmasıdır. Bir toplum fanatizm yüzünden gerileme içine girdiğinde yapıcı dinamiklerin yerine yıkıcı dinamikler ön plana geçer. Fanatizm bireylerin psikolojilerinde yapısal olarak yer alabilir ve toplumsal kimliğin gerilemesinin dışa vurumu olabilir. Toplumsal ve bireysel gerilemeden kaynaklanan fanatizm şiddet ve saldırganlığa neden olur. Böylece hem toplumdaki fanatiklere hem de saldırdıkları ötekilere zarar verir. Bu arada ötekiler bir günah keçisi olarak kullanılır. Gerçek şudur ki fanatizm her zaman içinde şiddet, saldırganlık ve yıkıcılık potansiyellerini taşır. Aslında söz konusu gerileme, insanların psikolojik zorluklarla baş edebilmeleri için çocukluktaki gelişim süreçlerine geri dönmesidir. Bu gerileme içindeki bireyler esasında çocuklukta bildikleri güvenli limana sığınma ihtiyacı duymaktadırlar. Lakin bu gerilime katılaşırsa yok olmaz ve sağlıksız hale gelerek hem bireylere hem de topluma zarar verir. Fanatik bir toplulukta ortaya çıkan psikolojik gerilemenin belirli işaretleri vardır. Örneğin gerileme yaşayan toplulukta grup üyeleri bireyselliklerini kaybeder. Grup kimliği bireysel kimlikten daha önemli ve değerli hale gelir. Bireysel algılar ve farkındalıklar aşınırken grup kimliğine ait inançlar, fikirler, yorumlar, ön yargılar ve dogmalar daha önemli ve kapsamlı hale gelir. Grup liderine sorgusuz sualsiz bir tanrı gibi itaat edilir. Evrenin gizemlerini merak etmek, kuşkulanmak ve soru sormak yasaklanır. Böylece bireyler fanatikleşip gidilirken kolaylıkla köleleştirilir. Grubun içinde kutuplaşmalar ve dışlanmalar meydana gelir. Herkes hayatında en az bir kere fanatizm olgusuyla karşılaşmıştır. Gerçek şudur ki fanatizm kelimesinin söylenmesi çok kolaydır ama fanatizmin sonuçlarına katlanmak son derece zordur. Çünkü fanatizm yıkıcı bir olgudur.